Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Bugün Anlatarak Oynuyoruz serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün günlük Blitz arenaya gireceğiz. 5 artı 0 ve duruma göre berserk atacağım. Duruma göre de atmayacağım. Umarım keyifli oyunlar sizleri seyredebilirim. Haydi lafı daha fazla uzatmadan katıla basalım ve turnuvamıza kayıt yapalım. Şimdi Lichess bize bir rakip verecek. Sizler de isterseniz bu esnada bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa like tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Hedefimiz 1500 like. Umarım gelir. Bu arada rakibimiz 1210. Hadi bir berserk katalım. E4 ile başladık. Ben biliyorsunuz E4 sürmeyi tercih ediyorum. At F3. Bu deniz bu varyant çok oynuyor. Burada alabiliriz. Benim de oynadığım aslında trik bir varyant var. Bilge 4 oynuyorum burada. Rakip alırsa atı çıkıyorum. Böylelikle çok fazla taşım gelişmiş oluyor rakip piyona karşılık. Bakalım oynayacak mı? Burada bir açılış tuzağı var. Yani oynamadı. Bu mesela kötü. Çünkü rakibinizi taklit ediyorsunuz simetrik ama beyaz oynadığı için oyunu ilk doğal olarak beyaz avantajlı çıkıyor. Çünkü burada ben tehditle geliyorum. Ve rakip at e4 aldığında basit bir şekilde d4 sürebilirim. Ya da ilk file fidi vurabilirim. Ondan sonra D4 sürebilirim. Bakalım rakibimiz ne oynayacak? Evet, at E4 aldı. Şimdi burada fille bir alalım. Şah çekelim. Şöyle kaçtı. Şöyle kaçtıktan sonra rakibimiz buraya saldırıyor. D4 ile hem fili istedim hem de rakibimin F2 karesindeki baskısından kurtulmuş oldum. Bakalım. Bir sonraki hamlem fili E3'ü çekmek olabilir ya da rok atmak. Ama şimdi şu an rakibim D6 istiyor. Yani fili kaçtığını düşünelim. Devamında D6 isteyecek. Atıma saldıracak ve aynı zamanda atı kaçarsam filim gitmiş olacak. O yüzden filimi çekmem gerekiyor mantık olarak şu an. Evet, rakibim mat istemeye devam ediyor. O yüzden ben rokumu yapayım en iyisi. Hala filimizi istiyoruz. Evet, burada artık bu fili alabiliriz bence. O da bu atımızı alacak. Şimdi burada nereye kaçalım? En mantıklısı D5'e kaçmak gibi. Ver atı. At çarpı C5 alırsa bir sonraki taşım daha tempo ile geliştireceğim. At istiyorum. Böylelikle atı korumalı ya da koruyacak bir hamle yapmalı. Şimdi rakibimin şahı bakın ortada. Duruma göre F4 yapabilirim ama F4'de E4 yapacağını biliyorum. O yüzden ilk önce son hafif aletimi oyuna çıkıyorum. At C3 ile. Şimdi artık burada fili B3'e çekebiliriz. Pozisyon çok güzel gözüküyor bizim için. At E4, F4 fikri şu an gözüme çarptı. Oynayabilirim bunu. Direkt F4 sürebiliriz aslında. En kötü E4 sürerse rakip bir piyon kazanmış oluruz. Sürelim F4. Bakın bir çalışmayan taşım kale. Onu da oyuna dahil ediyorum. Rakip file A6 oynarsa basit bir şekilde kare F2 oynayacağım. Ve böylelikle çok üstün bir pozisyonda kalmış olduk. Son taşlarımızı oyuna geliştiriyoruz derken evet rakip burada vezir kaybediyor bakın. Açmazlı olduğu için. Şu an bir hamlede mat istiyoruz hatta. Vezir de 8. Açmazlı olduğu için yiyemiyor. Bakalım. Evet. Gösterdiğim gibi de bir hamlede matımızı yaptık. İlginç bir mat. Vezirliği yememesi gerçekten ilginç bir satrançta nadir pozisyonlar. Bu oldu. Berserk attı. Hadi biz de berserk atalım. Burada mesela G3 oynadı ya. Fil G2'den geçecek. O yüzden burada H5 sürüyorum. Fil G2 oynayacağını bildiğim için H4 sürdüm. Burada hani şu anda H3 sürüyorum. Bakın fil geri gitti şimdi. Burada da bilerek E5 süreceğim. Almasını istiyorum bu piyonu. Almadı. Peki. Atı çıkayım. Devam. Burada ben bu tarz bir varyantta Karsen'e minyatür yemiştim arkadaşlar. Minyatür yemedim de. Heh, aynen ben de böyle oynamıştım. Ve burada Karsen Filge 4 gelmişti bana karşı. Tabii ben de Karsen'e Berserk atmıştım. Ve Karsen aynen bu şekilde Vezir F6 gelmişti. Ve ben burada bir at kaybetmiştim. Dünya şampiyonuna karşı. Bu sefer de
Tabii ki kaybettiğimiz maçlardan ders çıkaracağız ve bunu bu sefer farklı bir rakibe karşı ben de buradan dünya şampiyonunun tekniği sayesinde maç kazanıyorum şu an ve 9 hamlede bu bana 1650'lik bir rakibi yenme fırsatı verdi. Buradan da Magnus Carlsen'e teşekkürlerimizi sunalım. Tabii ki 1 dakikalık maçta ben ona berserk atmıştım. İlk sefer o da şaşırmıştı tabii ki, yayındaydı hatta. Belki onun da videosu gelebilir. Videosunu gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hatta böyle oynarken Eminem dinliyordu. Öyle ilginç bir ilginç bir şey olmuştu. Ben hızlı oynadığım için karşısına karşı böyle ilginç bir basit bir şekilde kaybetmiştim. Neyse, yeni maçımıza geçtik. Fransız savunması. Burada atla ikili varyantı oynayacağım. At çarpı E4. Şimdi burada atı değişiyorum ki vezir buraya gelsin. Burada şimdi fikrim arkadaşlar fil D3 oynayacağım. Evet, rakip H6 yaptı, yoksa fil G5 gibi hamleler vardı. Biz yine fil D3'ten çıkalım. Şimdi fil C6 gelmek istiyor. Kısa rok devam. Fil C6 gelirse burada bu hamle önemli bence. At E5 geleceğim ki bu fili fil çiftine almak isteyeyim. At çarpı C6. Şimdi burada bu piyona saldırıyor. O yüzden bir fil E4 oynayalım. Ha, orada fil H2'ye izin verdim. Çok saçma oldu. Bayağı saçma oldu. Ben hakikaten 5 dakikam vardı. Daha basit. C3 oynamam falan gerekiyordu. Birazcık düşünelim. C3 oynarsam vezir H4 gelebilir. Hem fili hem diyebilir. F4 ile kesebiliriz onu. At C6 geri gider. Çok bir şey olmaz. O zaman biz burada fille B7'yi alalım bence. Piyon alayım. Ver kaleyi. Kale B8 oynarsa da fille F3 ile taşımı geçirmeye devam edeyim. Böylece rakibimle ayrı piyonlar olmuş oldu. Bu da benim daha iyi piyon yapısına sahip olduğumu gösteriyor. Evet. Şimdi rakip hala flash 2 gibi tehditleri var. Dikkatli olmak lazım. C3 de oynayabilirim burada. Gerçi direkt atı kovmak için. C3 ile atı kovalım. Rakip şu an direkt bir kazanç elde edemiyor. Ve burada vezir A4 ile artık vezirim şu an rakip fil çarpı H2 istediği için vezirimi oyundan farklı bir kareye oynayacağım ve rakibin de rokunu bozmuş olduk böylelikle. Şayede mantıklı bir hamle. Burada fil F4 en mantıklı gözüküyor. Hem taşımızı geliştiriyoruz hem de rakibin tehlikeli filinden kurtulmuş olduk. Hemen şunu pre-move yapayım. Ve eğer rakibim şey merkeze kalırsa bu kale oyuna giremeyecek derken, evet şu an açmaz aldı ama fili aldığımda şah çekiyorum. Ve şimdi burada bu veziri değişebilirim. Ha, ama bu veziri değişmek benim işime gelmez bence. Çünkü burada bir piyon alabilirim. Boşta. Bence biz bu piyonu dayalım buradan. Aldım. Kale değil de oynayacak büyük ihtimalle. Derken hata yaptı. Bu sefer şimdi fille şah çekeceğim. Vezirin önü açılacak ve rakibin kalesini kazanmış olacağım buradan. Evet, kaleyi alalım. Ve burada şu an rakibin bir tehdidi yok. Tehdidini görmüyorum ben. O yüzden önü boş olan geçer piyonlarımı süreceğim. Şimdi dikkat edin, rakip burada duruma göre at H4 isteyecek. O yüzden buna izin vermemem lazım. Ama şu an bakıyorum. At H4 oynadığında F3 sürebilirim. O yüzden bir sıkıntı gözükmüyor pozisyonda. O yüzden devam ediyorum. AB sürmeye. At H4 gelecek büyük ihtimalle. Aynen. Buna hemen F3 sürdük. Satrançta rakibin tehditlerini ve hamlelerini tahmin etmeniz çok önemli arkadaşlar. Şimdi artık vezirimi defansa çekebilirim. Hem vezir değişmek istiyorum. Hem G2'deki piyonumu korudum. Hem de H4'teki ata bir baskın var ve rakip burada vezirleri değişmek zorunda kaldı. Böylelikle de oyunu kaybedecek büyük ihtimalle. Şahla alalım. Kalemin yeri burası. Ve terk geldi. Bakın gördüğünüz gibi satrançta üstün olduğunuzda tek yapmanız gereken
büyük taşları değişmek. Piyon haricindeki tüm taşları değişerek kolay bir şekilde oyun sonuna geçiş yapıp oyun sonunda da önde olduğunuz taşla rakibin piyonlarını toparlarsınız arkadaşlar. Böylece kolay bir şekilde kazanç olmuş olur oyun. Taş değişmenin aslında sebebi bu. Çünkü oyun sonunda rakibinizden taş önde olduğunuz için önde olduğunuz taşla rakibin piyonlarını toplamak. Evet, rakibimiz kuvvetli. Bir sicili oynayalım. Çok fazla dragon isteği gelmişti. G6. D4. G7 oynayalım. Burada normalde bu hamle o kadar iyi değil. Bu varyant. Ama oynanıyor. Beyazı iyi aslında burası. Şimdi burada vurup hepsini vurup alabilirim bunu. Hangisini alsak acaba? Kararsız kaldım. Bu fil normalde verilmez. Ama Blitz'te verilir. Blitz'te verilir. Bir piyon öndeyiz ama rakibimizde çok güzel bir fil var. Bakalım neler olacak. Rok atalım mı? Atmayalım mı? Kale B5 gelecek. A6 sürsek. A6 sürelim. Burayı vermek istemedim. Şimdi vezirimin yeri genelde açmış oluyor bu tarz pozisyonlarda. D6 yapıp duruma göre fil G4'ler oynayacağım. Duruma göre de kısa rok. Tamam. D6 yapmamda bir sıkıntı yok. Şimdi fil G4 istiyorum. Peki bu piyonu verdi. Yani çok fazla açgözlülük de yapmak istemiyorum ama bence bedava bu piyon. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Alsam at D4 gelse. Vezir D5 oynasak. D4'te. G4 de çıkabilirim. Daha basit. Diyelim vaktimiz var şu an. Tamam, alalım ya bu piyonu. Bir sebep. Bir neden görmedim ben almamak için. D2 mi oynayabilir? D2 hiç aklıma gelmedi. Ama korurum bir şekilde. Vezirim falan. Herhalde bir sıkıntı olmaz. At C3 istiyorum. At C4'e ne düşünmüştüm ben arkadaşlar? Vezir E5 olmuyor çünkü at C6 diyecektim. Neyse rakip oynamadı. Bize gerek kalmadı. Rok atmamız şart herhalde artık. Rok atalım. Allah Allah. Acaba at C4'e ne düşünmüştüm? Vezir E5 olmuyor çünkü. Ha, vezir G5 mi düşünmüştüm acaba? Neyse. C4 sürdü. Bu açmaz birazcık bizi rahatsız ediyor. İster istemez. G4 gelip vursam acaba ne olur? Hatta ama sonrasında tekrar taşım istekte kalıyor. Yüzden çok hoşuma gitmedi. At C5 çekebilirim aslında. Atacağız. Çekelim. Kale hiç oynayacaktır tahminimce. Aynen. Ve şimdi G4 gelip bu ata vuracağım artık. Vurduk taşları. Sadeleştiriyorum taşları ve şu an iki piyon öndeyim.
Atlar güzel. Atlarla oynamak daha kolay internette. O yüzden pozisyondan bir şikayetim yok. Şimdi at D'ye de geleyim. Ver file. C6'ya at B6 alabilirim. C6'ya at B6 almam çok daha mantıklı çünkü buralar zayıf. Rakip fili orada saklayacak. Güzel. Mantıklı. Kalemi geldim oyuna. Ona göre B5 süreceğim orada. Ay flash 6 kaçtı. Flash 6 kale F3 kaçtı. Rakip görmedi. G7. Allah. Ay ha, otomatik hamle yapıyorum. Elim ayağıma dolandı. C6'yı kaleyle alacağım tabii ki. Almadı. Burayı istiyor. Kale 8. Süremiz azaldı. Stüdyoda gergin anlar. Arkadaşlar. E6 isteyelim çaktırmadan. Hem de bu piyonu koruduk. Bakalım ne olacak. Ben de heyecanlandım. E6. Yani şu an taşlar değişiliyor. Bu bizim işimize geliyor tabi. Almak zor. Ha, almak zorunda değil. F3 oyu dönebilir. Ama aldı. D4 istiyoruz hala. Bakalım. Bakalım ne olacak. Attı. AT4 gelsem. Vezir E3. Neyse zorlamayayım ya. Vezir B6 oynayayım. G5 gelse AT4 var. Güzel. Önce taşları değişmek. Rakibi değişmeyi zorluyorum. Taşları. Piyon alsam. Bedava. Vezir E4. AC4 boştaydı ya. Tüm piyonları aldım. Umarım mat olmam. Mat olacak gibi bir hava var. Oh, bu ne? Bir dakika, alsam. Kaçsam buradan. Rakip çok iyi hamle yapmış da olabilir. Kötü yapmış da olabilir. Ben ama buradan kaçmayayım mıyım? Ben buradan tüyüyorum. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak. Ben buradan kaçtım. Yani buna E5 var. Bence. Vezirle şurayı koruyalım biz. Gayet iyi oldu bizim için. Ata da D7'ye çekirse her kareyi kontrol ederiz gibi geliyor. Süremiz de gayet iyi yerinde. Buna bir B5 sürelim. Atı da D7'ye koydum. Buraları kontrol etmek için. Kareleri de hani kale F3 falan gelir. Vezir F6 şah çeker. Vezirimi D6'ya çekeceğim. Her tüm taşlarımı defansa çekmek istiyorum açıkçası. Ve artık kalemi gelip buradan değişmek isteyeceğim. Kalem çünkü şu an hiçbir iş yapmıyor. F8 ver kale C1'i. Geldim kale C1. At önde olduğum için ne yapıyorum? Basit bir şekilde tüm taşları değişiyorum. Vezir H6 gelip kalemi isteyebilir. Yapmadı. Buraya gidecek ama bir şey oluyor mu oradan bilmiyorum. Ben şöyle vezir C4'e atsam. Atalım. Şöyle çaktırmadan. Buraları. En gergin maç. Bu maç çok gergin oldu arkadaşlar. Evet. Ama sanki başardık gibi. Bilmiyorum ama. Gerçekten. Ali buraya atamaz. Çünkü attığı an vezir F4 var. Aynen. B3 devamı hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Her şeyi kontrol ediyoruz. Ver B2'ye.
Evet, harf geldi. Süper. Süper maç. Hemen şöyle pause'a basalım. Ya da pause analiz tahtası diyelim. Böyle şöyle bir maça bakalım hemen. Chat'te de yazıyor hemen. Anlatarak oynuyoruz geliyor. Hemen şöyle bir bakalım. İnsan ne diyor? Bu hamle C3 bilgisayarın en iyi hamlesiymiş bu arada. A6 Ezir H5 D6 D5 diyor burada. D2 D4 Evet at D4 bence de at D4 kesinlikle. At D4 oynanması lazım da burada. Böyle bir 3 kısa rok. At C5 güzel oynamışız. G4 vurdum vurdum. Ezir G5 D5. Burada flash 6 kaçırdık arkadaşlar. Şimdi burada flash 6 geliyordu. Kale 8 geldiğim takdirde kale F3'ten sonra F7 düşüyor. O yüzden burada büyük ihtimal E6 falan oynayıp kaleyi vermem gerekiyordu. Ama hala çok iyi çünkü iki piyon öndeyiz. Arada olur böyle hatalar, küçük hatalar. Bilge 5, ezir G7, kale 8 aynı. Buradan sonra büyük ihtimalle yavaş yavaş günümüzü ilerlettik. Burada zaten makine eksi 5 veriyormuş burada. Ben bir an tuttum ama gayet en iyi hamleleri bulduk ve şahımızı çok güzel kaçtık. D7, Ezra 6. Hop kaleyi de değiştim. Bak taşları, rakibin taşlarını ortadan kaldırıyorum ve oyun gerçekten çok basit oldu ve rakip de terk etti. Umarım keyifli maçlar olmuştur arkadaşlar. Keyifli bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse yine like atarak destek olabilirsiniz. Kanalımızı ilk defa görüyorsunuz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Ben Cem Kaan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.